Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün yeni traktörümüz TR5 ile Aysa çekiyoruz. Sabah saatleri 6.30-7 arası. Hava çok soğuk arkadaşlar. Vakit kaybetmeden traktöre binelim. Dediğim gibi arkadaşlar Aysan çekiyoruz. Dün başladım Aysan'a. Bismillah diyelim, ilerleyelim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Aysan'a başladık. Bir yandan buğday sulaması devam ediyor. Bir yandan da Aysan yapıp pamuk yerlerini hazırlıyoruz. Yavaş yavaş işler öyle ilerliyor. Hava bayağı bir soğuk yani. Daha güneş doğmadı. Birazdan doğar herhalde. Şekilde traktörü durduralım. Bilmeyenler için diyeyim, bu şekilde şatıl neye alıyor. Kapıyı kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra tarlaya geçebiliriz. Şekilde dün 25 dakika dekarlık bir tarlamız vardı, dönüm diyeyim arkadaşlar. Onu yaptık, o çaydaki tarlamız, bilenler bilir. Bir de ayrıyeten şu şekilde bizi gözüküyor, orayı yaptım. Şimdi de gidip oradan devam edeceğim. Şöyle aram tarım çıkartması vurdum bu tarafa, diğer cama vurma fırsatı bulamadım. Bunu vurduktan sonra hemen işim çıktı. Yapalım, içeriği ferra olsun arkadaşlar. Görüntü kalitesi için. Tarlada görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar geldik, dedim bir şu sol tarafı yaptım dün, baya bir güzel oluyor zemin. Zaten 3 sıralı kazanı da yapmıştık, şu şekilde biraz çapraz oldu yani. Bunu da biraz tersine yaptık, güzel oluyor yani. Şu anlık 10. vitesle yapıyorum, biraz traktörü sürsün dedim. Yani 11 ile de yapılıyor, birazcık sallanıyor. Genellikle 10 ile yapıyorum. 15 gaz, 7-7,5 kilometre arasında ilerliyoruz. Yani bugün 9 Mart ama hava şartlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Maalesef ki arkamdan çıkan duman da belli. Hava bayağı bir kurak gidiyor. Demeye dilim varmıyor ama maalesef ki öyle. Ondan dolayı zaten bu hazırlığımız. Zaten şekilde yoksa sulamamız lazım pamuk yerlerini. Biz de şimdi biraz düzlüyoruz ki toprağın tavı kaçmasın.
En azından bir yağacak yağmurdan önce tapana koyarız. Yer birazcık sertleşir. Yani birazcık daha gevşek kalmaz. Tavını bırakmaz. Zaten bildiğiniz üzere geçen sene buralara kadar pamuktu arkadaşlar. Şu kadar arkadaşlar. Şu taraf zaten buradan sonraki taraf buğdaydı. Bu taraf pamuktu. Onu da öyle birleştirdik. Zaten ikisi de bizim tarlada. Öyle tek parça ekeceğiz. Şöyle ilerliyoruz. Şu an dedim ki 10. fites. Biraz 11'i atalım şuradan. Şu anda da 11. fites. 15 gaz. 8,5 kilometre. 8,70'lere dayanır arkadaşlar. Yani TR5'in avantajları arkadaşlar. Mesela ben 10. fitezde 17-18 gaz vereceğime 11. fiteze alıyorum. 15 gaz veriyorum. Bu da yeri birazcık tabii biraz sallandırıyor. Fitezi düşürelim. Yine yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Pamuk yeri birazcık daha güzel. Poluğunu biraz erken yapmıştık onun. Pamuk yeri daha birazcık düzgün yani. Bu da yeri birazcık geç olduğu için sonra da biraz sallandırıyor yani. Bir sorun yok arkadaşlar, zaten fitezi istediğimiz zaman arttırabiliyorum. Ondan dolayı burada düşürürüm, orada arttırırım. Sorun yok. TR5'in tanıtım videosu arkadaşlar gelecek. Bir fırsat bulabilsem biraz tanıtım videolarında ağırım maalesef ki. Normalde şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tam buraya yetişmeden kaldırıyorum. Hemen hafif kalktıktan sonra şuradan hız ayarını arttırmışım. Erken kalkıyor yani. Kalktığı gibi tak geriye alıyorum. Şimdi telefon elimde olduğu için pratik olmadı. Şimdi gösteririm arkadaşlar. Şöyle dönelim. Nasıl da yastık var şu an. Şöyle düzledikten sonra arkadaşlar bunu indirelim ve ilerleyelim. Bize doğdu. Şu an 9'da kalkış yaptık. Niye yaptık diyeceksiniz arkadaşlar. Hat başında debriyaj ve frenle döndüğümde, mesela debriyaja basıp dönüp durup tekrar debriyajla ileri geri yaptığımda vites kendini düşürüyor yani. Yani düşüyor 9 yani. Şu an tavşan konumunda. Şöyle. Yol konumu diyeyim yani. 9'a düşürüyor. Artık ben ondan dolayı debriyajı kullanmıyorum zaten. Power shuttle. Öyle olduğunda düşünmüyor. Şimdi telefon elimde olduğu için ben tekerle hem indir hem kaldır. Hem ileri geri yapamadım. Aksiyon kamerası lazım. Bunları yapabilmem için. Şimdi şuradan artıralım. 10. fitede rahatlıkla gidiyor zaten. Şimdi pamuk yerine gelelim. Orada fazla sallanmıyor. Orada 11. fitezle de gidebiliriz. O da zaten dediğim gibi 8,5-9'u bulmuyor. Kilometrelerde ilerliyor. Fazla gaz vermeye gerek yok. TR5 ilk defa kullanıyorum arkadaşlar ben. Genellikle Nifolan TD serisi kullanıyordum. Bayağı bir avantajları var. En azından tarla sürümü yaparken 3 teze bile dayanabiliyor mesela. 9'dan başlıyorum. 10-11'e kadar yapılıyor. Ama TD serilerinde maalesef ki mesela bu işlemi seri 1 ile yapardık. Sadece seri 1 yani, başka bir alternatif yok. Sınır zaten pamuk. Bundan sonra pamuk. Burası toprağa biraz daha gevrek.
Şöyle 11'i alalım. 11'e girmedi. Şu an 11'di arkadaşlar. 15-14 gaz, hatta 8.5. Koltuk havalı, birazcık yumuşakta. Birazdan sertleştiririm fazla zıplamasın diye. Şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi debriyaja bastığım gibi 11'den fitezler 9'a hemen indi. Şöyle neye alalım. Biraz toz gitsin arkadaşlar, görüyorsunuz toz duman var. Ben pamuk yeri, pamuk saplarından belli arkadaşlar, bir sürü toplamış. Mecbur öyle oluyor. Şimdi hat başında onları atarız, hat başına. Merdivenlerde sıkıntı yok. Genellikle burada ip toplamaları oluyor. Onun dışında sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten bu dört ayaklar geçen senede kırılmış arkadaşlar, geçen sezonlarda. Şöyle bir kapak resmi alsak. Devam edebiliriz arkadaşlar. Size zemini gösterdim. Yer bayağı yumuşak. Yani gevşek. Şöyle tırmık olan yeri de görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Bayağı bir güzel oluyor. Yumuşaklığı belli. Böyle. Şimdilik tırmığı vuralım. Ona göre ondan sonra hangi işlemi yapacağımızı kararını veririz. Yani eğer şey olursa, yetiştirirsek büyük ihtimalle tapan işlemini de yaparız. Şimdi tapan işlemini de yaparız arkadaşlar. Yer bayağı bir sıkı olsun. Şimdi dediğim gibi 9'dan başladık. Şöyle onu artırabiliriz. Evet, onu artırdık. Ama şimdi o işlemi göstereceğim. Şu an 10'da. Şu an hat başında kaldıracağım, geri yapacağım, ileri yapacağım. O zaman 9'a inmeyecek. Debriyaj kullanmadan yaptığım takdirde tabii. O da öyle bir önlem alınmış artık. Yani genel olarak traktörden memnunuz. Soranlar için söylüyorum. Herhangi bir sıkıntısını görmedik. 2022 model şu an 733 saate dayandı gerçi. Kaldıralım. Evet. Şu an gördüğünüz gibi geri 9'da kaldı, ileri tekrardan 10'da kaldı. Şöyle dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Hatta gördükten sonra girelim. Sürümümüz böyle devam ediyor arkadaşlar. İlerleyen vakitlerde tekrardan döneriz size. Tarlamız bitti arkadaşlar. Şu an yastık başını yapıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum sınırda olduğu için. Burada buğdayımız. Hafiften yavaşlık. Fırsat bu çukurluklar düzelsin. Burası yaklaşık bir 70 dekar pamuk yeri yani.
dediğim gibi 25-30 dekar civarı yaptık çaydaki tarla. 100 dekar falan yaptık. Depomuz daha yarı olmamış. Yani güzel yakıt tüketimini beğendim. Fazla gitmeyelim, çılmış. Daha birinci sulamamız bitmedi. Kortapalar açık, su temizlensin diye. Burada bu sefer su birikintisi olmuş. Dediğim gibi burayı rahatlıkla yapabiliriz, ilerleyelim. Şöyle tarlanın son hali arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi bir yastık başında yapalım. Çünkü yastık başlarında çöp falan oluyor. Pamuk çöpleri kendimizle getirdiğimiz için. Şimdi indirelim. İlerleyebiliriz. Şu an fites 9'da arkadaşlar. Şimdi de fites seçeneklerini göstereceğim. Şu an 9'da. Şuradan 10'u aldım. İlerliyoruz. Yavaş yavaş. Şöyle 11'i aldım. Rahatlıkla gidiyor yani. Şu an ikinci yapsaydık büyük ihtimalle 11 kilometre yani 11 ciftez veya 12 ile yapardık. Şöyle. Şurası buğday yeri oluyor gerçi. Pamuk ve buğday yerleri baya bir güzel oldu. Mısır yerleri fazla güzel olmuyor. Mısır köklerinden dolayı. Derinliğimiz de iyi yani. Şu an 7'de derinlik arkadaşlar. Güzel yani. Şu yastık başını yaptık. Burası da üçgen oluyordu. Buranın yastık başını da yaptıktan sonra tarlamız işi bitiyor. Artık diğer parçaya geçeriz yavaştan. Şu an arkadaşlar yastık başının bir hat gittim. Bir tane daha gidiyorum şu tekerli izleri için. Şeyi gösterecektim. Şu an 12. vitezle gidiyoruz. 9-9.5 kilometre arası hızla. Vitezde 12, 15 gaz, 14 gaz ile ilerliyoruz yani. Şöyle. Yani 9'dan başladım. Fites seçeneği olduğu için 10, 11, 12 diye yükseldim. Şu anki 12. fites ile kalkış imkansız yani. 9-10'la kalkışımı yapıyorum. Gerektiğinde tabii 12'ye böyle alıyorum. Tabii her zaman yapmam. Şu an böyle güzel olduğu için zemin traktörde sallanmadığı için ve zorlanmadığı için 12. fitesle yapıyorum. Zaten şurası bitti hemen. Tarlamız bitti arkadaşlar. Park başına yaklaştığımızda da hafiften gazı kısıp vitezi düşürüyorum arkadaşlar. 11'e düştük, 10'a düştük. Yeterlidir o. Şöyle. Şöyle bu taraf bitti. Karşıya geçebilseydim daha iyi olacaktı ama boru var. Herhangi bir şekilde böyle döneceğim arkadaşlar. Yola doğru kendimi tutacağım. Zaten tırmanımızın ayarı çok güzel. Bazı tırmıklar iz bırakıyor arkadaşlar. Şuradan indirelim. Çapraz gideceğim. Bazı tırmıklar dediğim gibi biraz iz bırakıyor ama bizimkimizde sıkıntı yok gördüğünüz gibi.
Şimdi 10. fitezeydi arkadaşlar. Bu arada şuradan da fitez arttırılabiliyor. Hem de şu turunculardan. Şu üstteki de kademe atladığında, yani 12 ile 13 arası, 12'den 13'e atladığında ikisini aynı anda basıyoruz. Tabii bu ekipman yerdeyken yapılmaması lazım. Yani vites değişir gibi oluyor. Şimdi şöyle göstereceğim. 10. 11'i aldım arkadaşlar. Hemen üst üste almak da iyiydi. Biraz traktör devrini yakaladıktan sonra alabiliriz. 11'i aldım oradan. Şuradan da bu sefer 12'yi alayım. Yani traktörde sıkıntı yok. Şu an 15 gaz. Yer düz olduğu için 10 kilometreyi de bulabiliyor. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Yani tam hatlar gibi de gitmiyorum. Tersine gidiyorum yani. Şu şekilde yaptık, çapraz gidiyorum daha doğrusu. Tam ters de değil. Yani şöyle de yapılabilir bu hızda da. Tabii tercih etmiyoruz. Gerek yok. Traktörden yana sıkıntı yok. Ama ekipman arkadaşlar. Bu bacaklar kırılabiliyor yani. Gördüğünüz gibi 4 tane kırılmış toplam. Geçen sezondan kalma tabii. Normal tarlada kolay kolay kırılmıyor. Yastık başlarında falan sert yerlere denk gelince kırılabiliyor sonuçta. Gördüğünüz gibi zemini de görüyorsunuz. Şu çizgiler pamuk çöpleri topladığında çizgi yapmış arkadaşlar. Bazen şurada pamuk çöpü topluyor. Şu boğazda. Orası biraz sık olduğu için bacakları toplayabiliyor yani. Şu an 11. fites, 15 gaz, 15-16 artık 8 kilometre ile ilerliyoruz. Zemini görüyorsunuz, bayağı güzel oldu arkadaşlar. Artık bakacağız, diğer tarlaları da yapacağız, ona göre tabana geçebiliriz. Bir yandan çünkü buğday sulaması biraz yorucu oluyor. Hem yağmurlamalar değişiyor, hem de bir yandan başka parçalara yağmurlama seriliyor. Sonuçta bizim şey tarlalar var, rampa olan, bir de suyu uzak olan, suyun yetişemediği yerler var. Mecbur oralara boru çekip sulamasını gerçekleştiriyoruz. Şöyle ekranı göstereyim arkadaşlar. Şu hidrolik hassasiyeti. Biraz koltuktan kalktım diye arkadaşlar. Dit dit yaptı. Sürümümüz devam ediyor arkadaşlar. Az kaldı bitmeye zaten. Gördüğünüz gibi iki sıra gidip gelsek bitecek. Tarla da güzel oldu yani. Gördüğünüz gibi. Artık bu mısır tarlasını da yaparım. Artık bundan sonra yarın tapana geçeriz büyük bir ihtimalle. Şöyle. Bu videomuz da böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.